Merhaba, ismim Pelin Tülümen. Sonakkale 18 Mart Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde yüksek lisans yapmaktayım. <laughs> YDS ve Yurt Dili e hazırlanmaya ben geçen yıl Mayıs ayında başladım. E, Aralık sınavı içindi. 28 Şubat'ta oldu daha sonra bu sınav. Ve e, 28 Şubat'taki puanım 37.50. Ve ben bu sınava kadar e, 3 tane internet üzerinden online kursa katılmış oldum. Buradaki çalışmalarımın da karşılığını görmüş oldum. Ee, Sinan Hoca ile tanışmam şöyle oldu. 19 Mart'tı ben Sinan Hoca ile ilk görüştüğümde puanlar açıklanmıştı ve daha sonrasında ben bir böyle telaşa kapıldım ne yapmalıyım diye. Ee, sonra bir hocamın bana Sinan Hoca'yı tavsiye ettiğini hatırlamıştım. Ee, o zaman hemen bir internet üzerinde, Instagram üzerinde Sinan Hoca'ya Hoca ulaştım. Daha sonra Whatsapp'tan yazıştık ve durumumu anlattım. Bugüne kadar aldığım kursları anlattım, sınavdaki puanımı anlattım ve ben Haziran'da tezimi savunacağım. Ve bir şekilde de bana 55, en az 55 puanın gerektiğini ona anlattım. Sinan Hoca şöyle aslında ee, bu şekilde yani sınava bu kadar az kalmışken kabul etmeyece yani normalde kabul etmediğini e, söylemişti ama beni bir şekilde istisna olarak e, kamp grubuna aldı sağ olsun biz o gün hemen çalışmaya başladık ben bugüne kadar e, aslında hiç görmediğim bir çalışma sistemini görmüş oldum çünkü ilk günden sistemi açtığında bana ödev atamaya başladı bir şaşırdım çünkü ben daha önce Ödev sistemi diye bir şey e, görmemiştim. Genelde çünkü bin kişinin olduğu bir e, öğrenci grubu oluyor online kurslarda ve karşımızdaki öğretmenin bize birebir bir ödev vermesi, kontrol etmesi veya bizim yanlışlarımızı işte neden yanlış yaptığımızı anlatması böyle bir şey imkansızdı. E, o gün bana e, çalışmam gereken şeyleri atmıştı sistem üzerinden ve bu beni inanılmaz şaşırttı ve hemen çözmeye başladım. Daha sonra online derse katıldım ve derste de sorular çözülüyordu. Çıkmış sorular ve ben e, daha önce doğru dürüst çıkmış soruda çözmemiştim. Hemen e, bana bir değişik geldi çünkü sadece çıkmış soruların üzerinden giderek ilerleyeceğiz. Hani taktik yok bir şey yok hani nasıl olacak diye bir düşündüm. Daha sonra hoca bize dedi ki işte e, dersten sonra mutlaka bu soruları çözmemiz gerekiyor. Ve ben e, asıl Sinan Hoca'nın deyimiyle aydınlanmayı o zaman yaşadım. Dersten sonra soruları çözerken ben soruları e, anlıyordum, okuduğumu anlıyordum. Çünkü daha önce taktik peşinde koşarken işte ne bileyim, aa bağlıcı gördüm, aa sıfatı gördüm, aa şunu gördüm diye hemen sonuca e, ulaşmaya çalışıyordum. Ve aslında sorunun ne demek istediğini de anlayamıyordum. Ee, bu şekilde başlamış olduk ve her gün ben Sinan hocaya ödev takip sisteminden e, ve diğer e, yaptığım çalışmalardan e, bildirerek e, yanlışlarımı nasıl düzelteceğimi, nasıl çalışmam gerektiğini anlatarak bana e, yardımcı olmuş oldu. Gerçekten tam 9 gün yani gökdil 28 Mart'a kadar 9 gün çalıştık biz Sinan hocayla. Bu kadar kısa sürede bana aslında nasıl soru çözmem gerektiğini, e, neye dikkat etmem gerektiğini hepsini göstermiş oldu. Yani e, öncesinde bir bilgi var ama bilgiyi nasıl kullanacağınızı bilmiyorsunuz. Sizi yönlendiren yok. E, yanlışınızı kendi başınıza çözmeye çalışıyorsunuz ama o da ne kadar doğru onu da bilmiyorsunuz. E, ben sizden Hoca'da e, bir soruyu okuyarak, onu aslında işselleştirerek ne demek istediğini anlayarak gerçekten soru çözmeyi öğrendim. Ve daha sonra soru çözmekten ben keyif almaya başladım. Daha çok soru çözmek istediğimi gördüm. Hiç paragraf soru çözmemiştim daha önce. Çünkü yani çözmemiştim derken çözmüştüm ama ben paragrafıyla boğuşuyordum. Yani resmen boşuyordum Çünkü a bağlaç arıyorum, a, sıfat arıyorum, işte hemen burayı işaretlemeliyim diye direkt cevaplara geçiyorum. Cevaplarda da işte bağlacı sıfatı, işte ne de, buradan soru çıkmıştır diyerek e, panik halindeydim. Ve tabii ki genelde de so ya, cevaplar yanlış çıkıyordu. Ama ben Sinan Hoca ile paragraf soru çözmeye başladığımda e, ilk önce paragrafı okuyup ne demek istediğini anlamaya çalışıyorum falan. Bana bir değişik gelmişti. Ama Kendime şöyle diyordum ya ben paragrafı anlıyorum. Evet önceden de anlayabilirdim ama ben sorunun nasıl çözüleceğini bilmiyordum. Nasıl yapılacağını bilmiyordum. Yani e, bu benim için inanılmaz bir şeydi. Bence en büyük e, olay buydu. 9 gün sonunda 28 Mart Gökdün'de ben 60 puan aldım. Ve aldığım sevinci e, direkt Sinan Hoca ile paylaştım bana bu kısacık sürede muhteşem bilgiler katmış oldu. Yani sadece e, bir sınava hazırlanma değil, işte yani gelip geçici olarak değil, e, soruyu nasıl içselleştirip nasıl çözebileceğimi göstermiş oldu. Bu arada ben her gün kelime ezberleyen insan, bu 9 günlük sürede de hiç kelime ezberlemedim. Çünkü hayatıma rong ben diye bir sözlük girmiş oldu. Ben e, bu sürede çözdüğüm sorularda bilmediğim kelimeler olduğunda, proposition olduğunda, işte bağlaç olduğunda hep Longman'e long baktım. Ay, söyleyemiyorum biraz. <laughs> Ama e, burada bu kelimelerin, bu bağlaçların nasıl kullanıldığını, hangi kelimelerle yan yana geleceğini, işte e, nasıl farklı şekillerde kullanabileceğini gördüm. Ve bu bence e, başka bir bakış açısı katmış oldu bir kelimeyi tahmin edebilme olayını görmüş oldum. O yüzden çok teşekkür ediyorum. Ve şimdi yolumuza hedefimiz 90-95 ucu açık olarak devam ediyoruz. Çok mutluyum. İyi ki Sinan Hoca'yı tanıdım. Ve iyi ki bu şekilde öğrenmeye devam ediyorum. Teşekkürler.